Merhabalar, Uşak Seramik. Uşak da uçtu, kaçtı. Hacim de bayağı iyi. Yani işte biraz düşmeye başlamış ama 108 milyon, şurada 156 milyon. Bunlar az hacimler değil Uşak Seramik'te, büyük hacimler. Orada da bir ayrılma var, 8 günden çok fazla. Gördü. Yani şu anda şöyle bir de RSI'ına bakalım, 85. İşte geriye doğru bakalım, 82. 82'ler şuralar. 85'in üstüne var diye bakıyorum ama. 87, 90 var mı? Ararsak illa vardır gerçi bir iki tane. Yani 88, 89 şurası herhalde. 87 orası. 90 RSI şurada var. Yani kulesi var burada bir tane. 2011'de orada bir 90 lira sayı var. Onun dışında 90 yok. Kağıtta 85'te. Şimdi şöyle ifade edeyim. Genellikle tabii RSI 90'a doğru çok artık kağıt ısınmış demektir. Şunu da bir kaldırayım gözüme şey yapmasın. Genellikle orada da bir kâr realizasyonu beklenir. Şimdi bu kağıt 1.69'dan 2.34'e kadar gelmiş. Şimdi mumlar için bir şey söylemiyorum. Çok sevimsiz de değiller açıkçası. Yani alımlar, satımlar bir ortalama bir iyi bir hacim. Ve şey var, fitiller yukarıda çok da değil, aşağıda da çok değil. Yani bir denge halinde giden bir kağıt gördüğüm kadarıyla. 1.618-2.80'de. 1.200'ü herhalde bakayım şöyle bir. Ya oranın direncine takılmıştır büyük ihtimal. Aynen 1.272'nin direncine takılmış 2.34'de. Şimdi burada bir 2.34 üstüne hareket olursa olumlu. O zaman bir kâr realizasyonu nerede olacak ona bakmak lazım. Kâr realizasyonu da bir yani 2.34'ün üstünde yaparsa o zaman 2.80 Fibonacci hedefine doğru tekrar toparlanıp gitme ihtimali olabilir kağıdın. İhtimalden bahsediyorum. Öyle olur demiyorum. Ama tabii 2.34 burada kırılamazsa yani kâr realizasyonu buranın altında olursa 2.06 bozulmadan görüntü çok bozulmaz. Ama 2.0'ın altının altına sarkmasını yani 1.98'e doğru bir destek hareket alırsa muhtemelen bu sert akım zaten bozulur. Biraz daha orada bir yataylaşma da beklenebilir. Bunun dışında Uşak Seramik için söyleyeceğim bir şey yok. Yani burada dirençlere dikkat etmek lazım, desteklere dikkat etmek lazım. Biliyorsunuz yani bir direnç aşılamazsa o zaman ya yataylaşma başlar ya bir düzeltme başlar. Ona göre bir strateji de oluşturmak gerekir açıkçası. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Tabii bu haliyle akım yukarı. Hatta şöyle söyleyeyim, 20 gün 1.90 bile bozulmadan bu akım yukarı demektir. Ama orası bozulursa tabii artık 50 güne doğru sarkma olma ihtimali olur. Dolayısıyla burada bir kâr realizasyonu yapacaksanız yani çok kısacıysanız 2.16'lar belki bir stop olabilir. 2.17'ler aldım kaçtım derdindeyseniz veya bir avans verecekseniz kağıda 2.06'nın bozulması yani 2.06'nın biraz daha altına belki bir stop konulabilir. Tabi orası bozulduğu zaman çünkü artık 1.90'lar 1.98 desteği var. Oranın altında da 1.90 var. Oralar konuşmaya başlanır. Kötü durumda iyi durumda da söyledim. 2.34 bozulur da üstünde kalış yaşanırsa 2.80 Fibonacci hedefi. Herkese iyi akşamlar.